B1-B2 turist vizesiyle Amerika'ya yapılan ziyarette çocuklarımı 3 aylık dil kursuna gönderebilir miyim? Gönderirsem vize ihlali yapmış sayılır mıyım diye takipçimiz bize soruyor. Evet, siz eğer Amerika'ya turist vizesiyle gelirseniz, bu turist vizesi süresince aslında eğitim aldırıyorsanız çocuklarınıza aslında statü ihlali yapılmış sayılıyor. Dolayısıyla bu yapılan bir durum. Evet, çocuklar sonuçta burada boş durmasın diye gidebiliyorlar. Ama burada önemli olan nokta şu: eğer çocuklar gelip burada full time eğitim alacaksalar, o zaman öğrenci vizesine geçmelerinde fayda var. Yok, eğer çocuklar burada turist amaçlı gelip gezip kısa süreli de olsa haftalık işte belli eğitimler alacaksalar, o zaman full time, yani uzun süre okula gitme durumu olmayacağı için, o zaman bir ihlal durumu söz konusu olmayacak. Yani full time olan bir program ihlal sayılabilir diyebiliriz. Yok, çok kısa süreli işte akşam üzeri dersleri, hafta sonu dersleri, bu tip dersler çok ihlal sayılmaz. Ama unutmayın, girerken siz gezme amacıyla mı geldim diyorsunuz, bu dersleri görmeye mi çocuklar geldi diyorsunuz, bunlar da önemli olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplayayım. Çocukların durumu biraz hassas ve karışık olabiliyor. Unutmayın, çocuklar hiçbir zaman kaçağa düşmüş sayılmıyorlar teknik olarak 18 yaşına kadar, ama bunu da göz ardı etmemek lazım. Giriş vizelerine uygun davranıyor olmakta fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.